Eskiden Ukrayna topraklarında Hristiyanlık yokmuş. Her şeyin bir tanrısı varmış insanlara göre. Güneş tanrısı, toprak tanrısı, yağmur tanrıçası. Daha sonra bir kral Hristiyanlığı getirmiş topraklarına. Bu hikayeyi Rabia Anna şöyle anlatıyor bize. Kievskaya Rus zamanlarında bir kral varmış. O da üç olan dininden birini seçmek zorundaymış. Artık insanların puta taptığını, yanlış olduğunu anlamıştır. Ve üç, yani Yahudilik veya Hristiyanlık veya İslam bu dinlerden birini seçecekmiş. Burada yayacakmış, insanların arasında yayacakmış. Hristiyanlığı seçmiş. Neden Hristiyanlığı seçmiş? O zamanlar en güçlü ülke Bizans ülkesiymiş. Onunla bir birlik yapmışlar. Bizans devletiyle bir birlik içindeymiş. Onun için o zaman Hristiyanlığı seçmiş burada yaymak için. Hatta İslam'ı da düşünüyormuş burada, buradaki halkı Müslüman yapmayı düşünüyorlarmış. Ama o zaman da gerçekten burada içki ve domuz eti yaygınmış. Onun için benim halkım yapamaz demiş ve İslam'ı burada yaymaktan vazgeçmiştir. Bu bir gerçektir. Gerçekten böyle bir şey olmuştur. Evet, burada Hristiyanlık yayılmış yavaş yavaş ama tabii ki insanlar hemen geçememiş yeni dine, kabul edememiş. Hatta o kral putları kırmış, yakmış, suya atmış. İnsanlar yeniden put yapmaya başlamış, hiçbir şey de yapamıyordu. Hristiyanlığı bu halk uzun bir zamandır kabul edemiyordu. O zaman karıştırmaya karar vermiş. Mesela Paskalya Bayramı'nda bunu görebiliriz. Paskalya Bayramı'nda bizim halk ekmek, tatlı ekmekleri, kekleri yapar, artı yumurtaları boyar. O adetler daha batıl inanç zamanlarından kalmadır. Bunu insan, puta tapan insanlar yapıyorlarmış. Ama Paskalya Bayramı Hazreti İsa'nın diriliş günü sayıldığı için böyle ikisi bir arada karışmış oldu. İki din desem, aslında din değil de ikisi karışmış. Rabia'nın annesi ve babası ona çok sıkıntılar yaşatır ilk zamanlar. Fakat o Müslüman olmadan önce ve olduktan sonra İslam'ı daha iyi öğrenme fırsatını elde etmiştir. Eşi ve Türkiye'den gelen arkadaşları hep yanındadır onun. Eşimin şu yönünü mesela çok severim. Güçlü bir kişiliği var. Nasıl söyleyebilirim bunu? Biz evlenmeden önce tabii ki ben ona İslamiyet'le ilgili bilgileri aktarırken şunu gördüm. Annesine ve akrabalarına karşı direncini gördüm. Yani o çok güçlü bir direnç. Çünkü gerçekten ben bazen bakıyorum da ben bir tabii ki Allah muhafaza bir Hristiyanlığı seçmiş olsaydım o direnci gösterebilir miydim? Mesela diye düşünüyorum. Ailemi karşıma alabilir miydim? Yaşantımı karşıma alabilir miydim? Çevremi karşıma alabilir miydim? Görüyorum tabii ki bu cevabı hemen veriyorum hayır. Ama işte bu güç işte tamamen Allah'ın vermiş olduğu bir güç. Ve insanın karakterinin de tabii ki güçlü olması lazım. Çok zorlukları yaşandı. Mesela bana telefonla yazardı bazen. İşte annem elbiselerimi yaktı, elbiselerimi kesti. Bunları yaşadım yani. Bunları ben bir fiil hissettim. Ne kadar uzakta olursa olsun o mesaj geldiği zaman o mesaj benim kalbim titrerdi yani.
güzel mesajlar da gelince hoşuma giderdi ama mesela bu sıkıntıları yaşadık. Mesela bugün evde kalamıyorum, bana ev ayarlayabilir misin? Yani kilometrelerce öteden bunları duyuyorsunuz ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Rabia ilk defa lise son sınıftayken araştırmalarına başlar. Ve sonunda Müslüman olmaya karar verir. Ne mutlu ona ve onun gibi nice nasipli kullara. Nasıl Müslüman oldum? Dediğim gibi Mısır'a gittik, Tunus'a gittik. Oradan merak etmeye başladım. Yavaş yavaş araştırmaya başladım. İnternetten, kitaplardan, her yerden azar azar bilgi almaya başladım. Tabii ki Türk lisede okuduğum için, oradaki hocalar Türk olduğu için çok etkisi olmuştur. Sadece Türk olmaları etkilemiştir beni tabii. Onların bana dini konusunda pek katkıları olmadı halde gene de merak etmeye başlamıştım. Hatta bazen onlara geliyordum, soruları soruyordum mesela dini konusunda. Bana cevap veremiyorlarmış tam. O zaman daha çok araştırmaya başlıyordum, daha çok okumaya. Ondan sonra eşimle tanıştım. Eşim o zaman kursta okuduğu için bana çok yardımcı olmuştur. Her şeyi o bana anlatmıştır diyebilirim. Her şey yavaş yavaş birkaç sene içinde öğretmiştir. Tabii ilk geldiğim zamanlarda İngilizce olarak da konuşmaya başladık. Tabii daha sonra eşim de Türk okulundan okumuş olması sebebiyle Türkçe birazcık biliyordu. Biz de Türkçe devam ettik konuşmalarımıza. Artı anlatmalarımı da Türkçe yapmaya çalıştım. Tabii bazen şöyle oluyor. İnsan konuyu iyi bildiği zaman ya da konuyu ne anlatacağını bildiği zaman dil de ortadan kalkmış oluyor. Tamamen Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyaraktan İngilizce, yarısı Türkçe, yarısı İngilizce, yarısı ben öğrendiysem Rusça şekilde anlatmaya başladım. Artık Rabia da bu güzel yolun yolcusu olmuştu. Şehadet getirmişti. Üzerine yüklenen sorumlulukların farkındaydı. İslam'ı araştırdığım zaman tabii ki çok zorluk çektim. Çünkü o zaman burada İslam hiç yaygın değildi. Camiler daha yeni inşa ediliyordu. Daha pek Müslüman yoktu. O zaman işte eşimle tanıştığım zaman ona sormaya başladım. Her türlü konuları sormaya başladım. İslam nedir? Bir Müslüman ne yapmalı? Nasıl yaşamalı? Neye göre yaşamalı? Her şeyi soruyordum. Eksik kaldığı konular varmış, vardı tabii ki. Mesela namazdır. Eşim bana anlatıyordu tabii ki, bir misaldir. Diyordu ki sabah namazı iki rekattır farz, iki rekattır sünnettir. Ben rekat ne olduğunu bilmiyordum ve bana gösterecek kimse olmadığı için nasıl yapacağımı da bilmiyordum. Pek kitap burada bulmak imkansız. İslami kitaplar. Ne öğrendiysem hepsi internetten öğrendim ve eşimden öğrendim tabii ki. Fakat önce en ince ayrıntısına kadar İslam'ı öğrenmek istiyordu. Bunun için eşi Rabia'yı Türkiye'den gelen öğrenci kızlarla tanıştırmıştı.
Rabia onlara çok minnettar. Maddi ve manevi desteklerini benden esirgemediler, diyor.